Ebu Hureyre diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Hiç şüphesiz ki kıyamet günü Allahu Teala. Yani şimdi Allahu Teala buyuracak. O zaman bu nedir? Bu hadisi kutsidir değil mi dostlar? Allahu Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki nerede benim rızam için birbirini sevenler? Şimdi isterseniz şöyle kıyamet tablolarından biraz bahsedelim. Kişi ölecek, toprağa gömülecek ve uyuduğu mekandan çıplak, elbisesiz, yalın ayak bir şekilde diriltilecek, cabbar ve kahhar olan alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna getirilecek. Güneş kendisine yaklaştırıldıkça yaklaştırılacak. İnsanlar günahları seviyesince vücutlarına kadar terin içerisine gömülecekler. Evet, bununla beraber birileri meleklerin ellerinden tutmuşlar. Belki annesidir, belki babasıdır, belki eşidir, belki arkadaşıdır, belki dava dostudur. Cehennemin içerisine sürüklenecekler. Sen ve ben, gözlerimiz buna şahit olacak. Ve bu bir anda alemlerin Rabbi olan Allah nerede birbirini sevenler diye seslenecek. Subhanallah. Evet, kulakları işiten her bir beden ona doğru yönelecektir. Ve Allah Subhanahu ve Teala şöyle devam edecek. Hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün, yani kıyamet günü, mahşer anı, meşakkatin ve sıkıntının ayyuka çıktığı bir an. Kafirlerin yeter artık biz cehenneme gireceksek girelim, yeter ki şu hesabın çetin zorluğundan kurtulalım dedikleri bir anda hiçbir gölgenin bulunmadığı bir gölgelikte gölgelenecekler. Orası da alemlerin Rabbi olan Allah'ın arşının gölgesidir Müslümanlar. Allahu Ekber. Evet, sen o gölgenin içerisinde bütün korkulardan emin olacaksın. Sıkıntı ve meşakkatlerden kurtulacaksın. Peki sana bu nimeti tattıran özellik ne? Dünyada rengi, ırkı, dili ne olursa olsun sadece ve sadece o kişiyi Allah için sevmendir. Peki cennetteki yerini görmek ister misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Cennette birbirlerini Allah için sevenlere peygamberlerin ve şehitlerin gıpta edeceği nurdan minberler vardır diyor Subhanallah. Bir Nuh aleyhisselamın, bir Musa aleyhisselamın Allah yolunda şehit olmuş Hamza radıyallahu anh'ın, Musab radıyallahu anh'ın ve nicelerinin bir araya gelip de gıpta edeceği, hayrete düşüreceği, iç geçirecekleri nurdan minberler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel dostlar. Peki bunu sana elde ettirecek olan nedir? Teni, dili, rengi, makamı ve mevkisi ne olursa olsun kardeşini Allah için sevmendir.